Ceza infaz kurumlarında yaşanan hak ihlallerine ilişkin tespitler. 1. Dezavantajlı grupların başında gelen çocuk yaştaki mahpuslar cezaevlerinde hak ihlallerine çokça maruz kalmaktadır. Çocuk cezaevlerinin kapatılmasının tartışıldığı günümüzde birçok cezaevinde çocuk mahpusların şiddetin birçok türüne maruz kaldığı gözlemlenmiştir. 2. Sağlık hakkına erişimin engellenmesi, yani kelepçeli muayene, revirde yeterli sayıda hekim bulundurulmaması, hastane sevklerinin ve revir muayenelerinin gecikmeli yapılması, ziyaret edilen cezaevlerinin neredeyse tamamında temel bir problem olarak ifade edilmiştir. 3. Elazığ Kampüs Ceza İnfaz Kurumu'nda birçok ağır hak ihlalinin gerçekleştiğini belirtmek gerekmektedir. Süngerli Oda, darp, işkence ve kötü muamelenin yanı sıra cinsel saldırı iddialarının da yoğun olarak meydana geldiği bir cezaevi olarak gündemden düşmemiştir. 4. Mahpus olan anneleriyle birlikte cezaevlerinde yaşamak zorunda kalan küçük yaştaki çocukların ve annelerinin bulundukları ortamın şartlarından psikolojik ve fiziksel açıdan olumsuz etkilendikleri gözlemlenmiştir. 5. Birçok cezaevinde mahpusların çeşitli nedenlerle cezaevlerinden nakilleri sırasında kelepçenin tersten takılması ve cezaevi personellerinin sözlü ve fiziki tacizlerde bulunması, banyo ve tuvaletleri görecek şekilde kameraların yerleştirilmesi, mevzuata aykırı olan kimlik kartı taşıma dayatması ve bazı mahpusların kameralarla donatılan her tarafı sünger veya benzeri bir malzeme ile kaplı süngerli oda olarak tabir edilen odalarda keyfi bir şekilde tutulması gibi birçok uygulama, kötü muamele ve işkence yasağının ihlali anlamına gelmektedir. 6. Siirt E-Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve Tarsus Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda avukat görüş odalarında kamera sisteminin tüm odayı gözetleyecek bir şekilde kurulu olduğu komisyon üyelerimiz tarafından tespit edilmiştir. Bu durumun ve kameranın ses kaydı da yapma ihtimalinin avukatlar ile yapılan görüşmelerde mahpusların rahat ve özgür bir şekilde kendilerini ifade etmelerini engellediği ve mahpusların tedirgin oldukları gözlemlenmiştir. 7. Elazığ Kampüs Ceza İnfaz Kurumu'nda stajyer avukatların görüşe alınmadığı hususu komisyon üyelerimiz tarafından tespit edilmiş. Bu hukuka aykırı durumla ilgili görüşülen cezaevi sayısı savcısı mevcut uygulama hakkında bilgi sahibi olmadığını, ceza infaz kurumuna giriş yapılmadan önce kendisinden ziyaretler için izin alınmış olsaydı stajyerin ceza infaz kurumlarındaki mahpuslarla görüşmelerde bulunacağını belirtmiştir. 8. Malatya E-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda komisyon üyelerimiz tarafından ceza infaz kurumuna giriş yapıldıktan sonra infaz koruma memurları tarafından avukatlara avukat bilgilendirme tebliğ formu imzalatılmış. Bu form imzalanmadığı takdirde görüşmenin gerçekleştirilmeyeceği söylenmiştir. Görüşmenin gerçekleştirildiği avukat görüş odasında kamera olduğu, görüşme kabininin kapısında da görüşme boyunca açık bırakıldığı, kapıda bir infaz koruma memurunun görüşme içeriklerini duyabilecek şekilde beklediği tespit edilmiştir. Görüşme sırasında görüşülen mahpusların aktardığı hak ihlallerine ilişkin tutulan avukat notları, görüşme sonlandığında infaz koruma memuru tarafından kameraya doğru tutulmuştur. 9. OHAL'in ülke genelinde ilanından sonra cezaevlerinde yıllardır yaşanan hak ihlalleri ve sorunlar gözle görülür ve hissedilir bir şekilde artmıştır. Ceza infaz kurumlarında yaşanan hak ihlallerine ilişkin önerilerimiz. Herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı anayasal güvence altındaki en temel haklardan olup, mahpusların tedavilerinin düzenli bir şekilde uygun koşullarda yapılması sağlanmalı. Hekime ve sağlık birimlerine ulaşmada hızlı ve etkin bir şekilde hareket edecek kurumsal mekanizmalar oluşturulmalı. Bu bağlamda sağlık koşulları sebebiyle tahliye olması gereken mahpusların mevzuat ya da adli tıp uygulamaları gibi engellere takılmadan tahliyeleri sağlanmalıdır. 2. Ceza infaz hukukunun prensipleri arasında kısas, intikam ve benzeri hususların olmadığı açık ve net bir husus olmakla birlikte yasal düzenlemeler ideal hukuk bağlamında bu hususları ihtiva edecek şekilde yeniden gözden geçirilmelidir. Cezaevi çalışanları ve idaresinin olumsuz ve hatta suç teşkil eden tavır ve tutumlarının önüne geçmek için etkili bir denetim mekanizması oluşturulmalı. Sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma yürütülerek cezasızlığın önüne geçilmelidir. 3.
cezaevlerinde görevli personellere yönelik insan hakları konusunda eğitici panel ve seminerler düzenlenmelidir. 4. Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması hususu ceza hukuku açısından hayati derecede önem taşıdığından bu hakkı ihlal eden her türlü keyfi uygulamadan vazgeçilmelidir. Ana dilde savunma hakkının etkin şekilde kullandırılması sağlanmalıdır. 5. Çocuk cezaevlerinin kapatılmasına ilişkin tartışmaların doktrin ve dünya örnekleri açısından değerlendirmesi yapılmalıdır. Çocuk cezaevlerine ilişkin politikaların ve mevzuatın gözden geçirilerek çocuklara tam koruma sağlayan sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulmalıdır. 6. Mahpus olan anneleriyle birlikte cezaevinde kalmak zorunda olan çocukların ihtiyaçları ve psikolojik durumları gözetilerek gerekli önlemlerin alınması ve uygun ortamların yaratılması gerekmektedir. 7. Cezaevlerindeki denetimin ve şeffaflığın önemli bir unsuru olan baroların ve sivil toplum örgütlerinin cezaevlerini etkin bir şekilde ziyaretlerini sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu olarak hazırladığımız bu raporun cezaevlerinde yaşanan ağır hak ihlalleri ile hukuksuz ve keyfi uygulamaların sona erdirilmesi açısından bir adım olmasını diliyoruz.